Hangi kanalı izleyebiliriz ya da izleyemeyeceğiz onu da göreceğiz. Ondan sonra Fenerbahçe geçtiğimiz zaman Perotti'yi yine manşetlerde görüyoruz. Perotti yaklaşık 3-4 ay önce Volkan Demir ilk sabahta yazmıştı. Sonra bize de söylemişti. Sen de kanat oyuncusu gelecek, iyi bir kanat oyuncusu gelecek diye ısrarla sana da o yönde haberler geliyordu. Yansıması Perotti gibi ama bir sanki sakatlığı var gibiydi. Sen bir isim daha söylüyorsun. Okay. Bir isim yok ya yani biliyorsun yani esas kopan fırtına Kalinic, Perotti, Davide Santon, Ener Valencia belli isimler yani zaten nereden bakarsam 2 aydır aynı adamlar geliyor gidiyor geliyor gidiyor oluyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor oluyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor olmuyor oluyor olmuyor böyle geniş bir havuzdan beslenmiyorlar. Yani Beşiktaş Davide Santon'u bekliyor. Nesini bekliyorsa anlamıyorum. Mesela işte Visca geldi, Visca gitti. Bu işte. Ya benim öğrendim yani. Bir oyun kurucu, kanat oyuncusuna bir de kuvvetli forvete 9 numaraya ihtiyacımız var. Bunu alacağız. Bitti. Bunu söyleyen arkadaşım daha önce bu hafta içerisinde forvet geliyor demişti. Ama hafta içinde demişti. Ben bunu söylediğimde cumartesiydi galiba. Ya da pazardı bilemiyorum. Pazartesi günü herkes getirdi forveti ama pazartesi gelmedi biliyorsun. Biraz zaman var ama alacaklar herhalde. Visca meselesiyle alakalı bir bilgim yok. Bildiğim sadece Visca'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesiydi. Ama takımın şu hali Visca'nın keyfini kaçırmış olabilir. Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar da önemli. Yani Evet. tam anlamıyla oynamak istemeyen, sıkılan, buranın hakkını vermeyecek olan varsa çıksın gitsin dedi. Haklı olarak belki bunu söyledi. Belki de Visca üzerine alınmıştır. Oturur konuşurlar, anlaşırlar. Visca Fenerbahçe'ye gider. Evet, tarif edilen adam da odur. Oyun kurar, kanattan oyun kurar. Motivasyon da yükselir. Parasal anlamda anlaşırlarsa neden olmasın? Yani gidebilir. İhtimal. Perotti'nin sakatlığı ile ilgili mesele çok uzun bir mesele. Yani Aboubakar gibi o da. Ama Türkiye Ligi'nde oluyor abi ya. Türkiye Ligi zor bir lig değil. Çok kolay bir lig yani. Halı saha ligi Türkiye Ligi. Olur yani. Liverpool Arsenal maçını izliyorsun. İtalya'dan maçlara bakıyorsun. Süper Kupa finaline bakıyorsun. Yani böyle bir oradaki hıza bir buraya bakıyorsun. Burada şaka bir oyun var. Dolayısıyla Perotti de oynar, Aboubakar da oynar. Çok önemli sakatlık sorunu. Bakalım bekleyelim. Şimdi güçlü bir forvetten bahsediyor. Papi Cisse gelecek yazmış herkes. Hani ben açıp da ya Papi Cisse'yi mi alıyorsunuz diye sormam. Yani gerek yok yani o anlamda. Ama yani Papi Cisse yaklaşık 2 aydır tatil yapıyor bir yerde ve tatilini yaparken ya Beşiktaş ya Fenerbahçe arayacak beni diyor. Papi Cisse'yi Fenerbahçe'ye getirirlerse hani bana biraz garip gelecek ya. Yani aylardır aradınız, 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 bulamadınız. Sizi kih 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 bekleyen adama gittiniz olacak. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe için konuşuyorum. Bu da 3-5 kişi tarafından transferin iç piyasada da dış piyasada da yönetildiği anlamına geliyor. Bu durumda da kulüplerin yöneticilerinin müthiş bir network olduğundan şüphe etmeye başlıyor insanoğlu ister istemez. Yani çok acayip bir şey gelmiyor. Yine çok acayip bir şey geliyorsa işte mesela Trabzonspor getiriyor abi. Edgar'ı ben çok beğendim. Benik Afobe'yi çok beğendim. Ya da oraya gelince adamlar oynuyorlar. Orada öyle bir toprak oluştu. Tıkır tıkır oynuyorlar. Yani bir süre sonra oturacak bazı şeyler. Bazen risk alman gerekiyor. Ben Eden Hazard'la ilgili de bazı şeyler duydum. Onu gönderecekler, Abdullah Avcı'yı getirecekler gibi. Bu hafta ilk defa doğru dürüst bir takımla futbol oynadı. Adam gibi bir şey oynadı. Ama hani bununla ilgili de bir şey diyemiyorsun abi. Diyorlar ki ya Malatya çok zayıf, normaldir diyorlar filan. Hiç bu yüzden transfer bitsin abi valla. Çok iyi olacak. Çok iyi Beşiktaş'ta olacak. Sergen Yalçın sahaya